Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Tunus işi çocuk ceketimizin ikinci bölümünü beraberce çalışacağız. Daha önceki videomda ceketimizi boyundan başladık, sayılarını verdim, arttırmalarını yaptık arkadaşlar. Kol kısmına kadar beraberce ördük. Şimdi bugün de bu videomda da arkadaşlar kollarıyla gövde kısmını beraberce öreceğiz inşallah. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, sizlerin desteği bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Abonelik kesinlikle ücretli değil. Eğer videomu izleyip beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Evet, şimdi ceketimizi bir kenara alıyorum ve daha önceki yapmış olduğum ceketimizin bu şekilde tekrardan gösteriyorum. Eğer ilk defa videomu izleyecek olan arkadaşlarımız varsa, bir önceki videomda bu ceketin sayılarını, başlamasını, örmesini anlattım arkadaşlar. O videomu seyredip bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben yaptım bu şekilde. Bir kolunu da ördüm arkadaşlar. Şu an ikinci kolunu da beraberce öreceğiz inşallah. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. İp numaramın renginin zaten markasını, rengini daha önceki videomda belirttim arkadaşlar. Bu videomun da açıklama bölümüne mutlaka yazarım. 3,5 numara böyle uzun ucu mıdıklı tığ kullandım arkadaşlar. Evet, bunların kısası da var ama bu boydan başladığımız için ceketimizi uzunluğuyla daha rahat işleyebiliyoruz. Şöyle ceketimin öbür koluna başlayacağız. İpimi buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet, ipimi sabitlerken arkadaşlar buradaki yürüttüğümüz çubuktan değil bir sonraki çoğaltmadan başlayacağız. O yüzden ipimi ben ikisinin arasına şöyle bir düğümlemek istiyorum. Sağlam olsun, çıkmasın diye. İki kere düğümlersek yeterli olacaktır. Evet. Şimdi az önceki dediğim gibi bu yürüttüğümüz çubuktan değil, hemen yanındaki çoğaltmadan modelimize başlıyoruz arkadaşlar. İki tanesini bu şekilde düz işleyeceğiz. Yan dikişe gelecek zaten arkadaşlar, bu ceketimizin dikiş kısmına gelecek. İki tanesini düz işledik. Şimdi model koymaya başlıyoruz hemen. Gene aynı şekilde modelimizi koyacağız. Sonda da iki tanesini düz işleyeceğiz arkadaşlar. Artık eksilttikçe model kayacak zaten. Birlikte yavaş yavaş da öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi koymaya devam edelim. Sıra sonundaki düzleri de göstereceğim arkadaşlar size. Evet, sıramızın sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna kadar modelimi işledim. Şimdi bu sıra sonunda iki tanesini, böyle iki tane kaldı. Bu çubuk işlemeyeceğiz arkadaşlar. Aynı öbür tarafta da işlemedik. Burada da işlemeyeceğiz. Bu iki tanesini de düz alacağız arkadaşlar. Şöyle, hatta çoğaltmamı kestiğimiz için yapacağız. Modelimiz denk düşsün diye. Evet, iki tanesini düz işledik. Gördüğünüz gibi. İki başta, iki sonda düz götüreceğiz ceketimizi. Şöyle. Öbürünü ben yaptım, göstereyim sizlere. Bu şekilde düz gidecek.
Çünkü zaten dikişe denk gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi baştakini 2 alıyorum ve teker teker kesip sıra başına kadar geleceğiz arkadaşlar ve bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan 8 sıra düz böyle modelimizi koyaraktan işleyeceğiz arkadaşlar. Hiç eksiltme yapmayacağız. 8 sırasını işleyelim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet, 8 sırayı bu şekilde düz işledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 sıra bu iki yandan düz ilmeğimizi de götürdüm. Bu şekilde oldu. Öbür tarafı da aynı. Burası gibi oldu arkadaşlar. Zaten kolumuzu dikerken bu arada kalacak arkadaşlar. Ona göre ayarladık. Şimdi burada kesme işlemi yapacağız. Şöyle hemen kameramı da odaklayayım. Evet. Kesme işlemi yapacağız. İki tanesini aynı şekilde düz işliyoruz. Bu sıramızda. Şimdi bir tane daha işleyeceğiz. Modelimizi yapıyoruz. Ve burada arkadaşlar artırma yapmayacağız. Yani modelimizin hemen yaptıktan sonra kesiyoruz. Arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Ve modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Keserken burada bir arttırma yapmadık. Evet. Bu şekilde sıramızın sonundaki motifimize kadar buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıramızın sonundaki kesmemizi de yapalım. Bu şekilde son modelimizi yaptık ve burada arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Yani böyle alıyorduk, böyle alıyorduk da modelimizi işliyorduk. Şimdi almayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir baştan bir sondan modelimizin hemen sonuyla kesmiş olduk. Evet, bir buradan kesildi, bir de buradan kesildi arkadaşlar. Şimdi baştaki ilmeğimizi iki tane alıyoruz ve teker teker kesip başa kadar geleceğiz. Ve 3 sıra arkadaşlar. Elimden çıktı arkadaşlar. 3 sıra eksiltme, arttırma yapmadan modelimizi işlemeye devam edeceğiz. Şöyle hemen taktım. Evet. Başa kadar keseyim ben. Bu şekilde. 3 sırada kesme yapmadan örelim arkadaşlar. Evet, 3 sıramı da ördüm. 8 sıra ördük, bir kestik. 3 sıra ördüm, bir kes. Şimdi bir kesme yapacağız arkadaşlar. Hemen kesmemi göstereyim sizlere, baştakini. Şöyle iki tanesini düz alıyoruz. Şimdi model koyacağız. İşledim arkadaşlar. Model ikisini birlikte aldım. Şimdi buraya arttırma yapmıyorum arkadaşlar. Öylelikle kesmiş oluyoruz. Şimdi ikinciyi ördüm. Ondan sonra arttırmaya başladım. Hani ilk ördüğüm modelin arkasını arttırma yapmıyorum. O şekilde kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Hani model nereye denk gelirse arkadaşlar, modelimizi de bozmamak için bu şekilde gördüğünüz gibi azaldı.
İkinci kesmemi de yapmış oldum. Şimdi sıra sonundaki kesmemize gidelim. Evet, sıra sonuna kadar öreyim ben. Evet, sıramın sonuna doğru geliyorum arkadaşlar. Şimdi ördüm. Bir model koydum. Şimdi ikili alacağım olmadığı için burayı arttırma yapmıyorum arkadaşlar. Ve düz işliyorum. Arttırmam lazımdı burada normalde. Kestiğimiz için bu sırada arttırma yapmadım. Ve bu şekilde düz alarak bitirdim. Bir de buradan kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrardan iki tanesini aldım ve teker teker örüyorum arkadaşlar. Şimdiki sıramızda arkadaşlar gene aynı 3 sıra düz işleyeceğiz. Kesme yapmadan sonra bir 3 taneden sonra bir kesme yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra düz bir kes, 3 sıra düz bir kes olmak üzere 52 ilmek olana kadar, buradaki ilmek sayımız 52 tane kalana kadar 3 sırada bir kesme işlemi yapacağız. Ve benim öbür kolumda arkadaşlar 7 adet kesme denk geldi. 7 adet kesmeyi yapacağız. Yani 3 örüp 3 sıra örüp bir kesme yaparak 7 tane kesme yapmış olacağız bir kolumuzda arkadaşlar. Evet, videom daha fazla uzun olmasın arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Hazırlayalım. Daha sonra lastik kısmında görüşürüz arkadaşlar. Evet. Ceketimizin kol kısmının kesmesini bitirdim arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi öreceğiz. Gördüğünüz gibi 52 tane ilmek kalana kadar 3 sıra ördüm. Bir sırasını kestim. 3 sıra ördüm. Bir sırasını yanlardan birer tane kestim. Ve bu şekilde 52 tane ilmek kalana kadar devam ettim arkadaşlar. Toplamda 7 tane kesme yaptım arkadaşlar. Hani ara 3 sırada 3 sıra örüp bir keserek toplamda 7 sıra 7 tane kesmemiz oldu. Şimdi hemen lastiğimizi geçeceğim. Şöyle lastiğimizi zaten ön tarafını yaparken göstermiştim. Şöyle kameramızı da odaklayalım. Evet. En başta aldığımızı düz ilmek alıyoruz. İkincisini içten bir düz bir ters olarak bu şekilde 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Yani 5 sırasını böyle öreceğiz. 6. sıramızda artık kapatıp ucunu koparacağız Allah kısmet ederse. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi içten şöyle ilmeklerimizi de kaçırmadan bir içten bir dıştan, yani şöyle olacak arkadaşlar kolumuzun ucu da. Bu şekilde lastiğimizi öreceğiz. 5 sıramızı öreceğiz. 6. sıramızda kapatıp örgümüzü, kolunu bitirmiş olacağız. Evet. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra en ucunda görüşürüz. Evet. 5 sıra lastiğimi ördüm arkadaşlar. Bu şekilde. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi kapatacağız. Kapatmayı da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hem de göstermek istiyorum kapatmasını. Şöyle sıradaki ilmeğim düz. Düzü aldım. Ve ilmeğimden geçirdim. Mildeki ilmeğimi hemen içten aldım. İlmeğimden geçirdim. Şimdi düz işliyorum. İlmeğimden
geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yöntemi yapıyoruz burada arkadaşlar. Gene aynı içten bir dıştan örüyoruz ama bu şekilde kapatarak örgümüzü bitireceğiz arkadaşlar. İçten aldım ve ilmek kaydırdım. Şöyle aldım. Hemen ilmek kaydırdım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ceketimizin kolunu bitirmiş olacağız. İlmek kaydıralım. Şimdi daha yakından da göstermek istiyorum. Evet. Aldım, ilmek kaydırdım. Düz aldım, ilmek kaydırdım. Bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Evet. Kapattık arkadaşlar ve lastiğimizi bitirdik. Şöyle bir tane de zincir çekmek istiyorum açılma olmasın diye. Evet. Şimdi kolumuzu dikecek kadar uzunlukta ip bırakıyorum arkadaşlar. Tekrardan takmayalım diye şöyle biraz uzunca bıraktım. Ve evet, bu da dikme ipimiz olsun. Tekrardan ip bağlamamak için bunu kullanacağız. Şimdi tekrardan gövdemize başlayacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Kollarımız da bitti arkadaşlar. Bu arkası ceketimizin kollarımız bitti. Şimdi gövdemizle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Gövdemizde ördüğümüz ipi ben kesmemiştim arkadaşlar. Tekrardan devam ederim diye. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz gövdemize. Arkadaşlar düğme koymuştuk burada başladığımızda düğme iliği. Ben şurada bir yerde bir tane daha koydum. Sizler de koyun aralıklı bir şekilde düğme sıklığına göre. Sizler de koyun. Unutmayın arkadaşlar, onu da hatırlatayım. Tekrardan lastiğimizle devam ediyoruz. 3 4 5 ve 6. Evet. Şimdi bir tanesini düz yaptık. Sıramızda düz denk geliyor. Şöyle kameramı iyice odaklayayım arkadaşlar. Evet. Bir tane düzümü işledim lastikten sonra. Şimdi sırada petek oluşması için ikisini aldım. Tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Kol ayırım yerine kadar bu şekilde örelim. Gövdemizi de toparlayacağız. Bu şekilde kol ayırdım yerine kadar gelelim. Evet. En son çubuğumuz buradaydı zaten, takip ettiğimiz çubuğumuz. Onu da ördük, ikisini bir aldık. Şimdi hemen ördüğümüz kolu bırakıp arkadan devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç bozmadan hemen üstüne aldım tekrardan. Buradaki çubuğumuzu takip edeceğim arkadaşlar. Evet, aldım. Aynı şekilde arkamıza başlamış olduk arkadaşlar. Bu
bu şekilde kolumuzu da birinci kolumuzu açtık. Şimdi sırtımızı örüyoruz. Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasında daha da toparlayacak modelimiz. Evet, sırtımızı da örelim. Öbür kol ayadımına gelelim. Evet, ikinci kol ayadımına geldim. Kestim. Sonra da bu şekilde aldım ipimi milimin üstüne. Arkasından ağır aldım. Bir buradan arkadaşlar öyle dik geldi. Sırası hemen kolumuzu bırakıyorum. Bir buradan, bir de buradaki çubuğumuzu takip ediyorum. Buradan alıp şöyle tekrardan göstereyim sizlere, ben de videoyla birlikte zor. Şöyle alıp, evet, ikisinin içinden aldım arkadaşlar. Tekrar üstüne aldım ve önden bu şekilde devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi burayı da birleştirmiş olduk arkadaşlar. Kollarımız burada örülmüş bir vaziyette duruyor. Şimdi sonuna kadar gelelim, lastiğimizi de yapalım. Daha sonra kesip öbür başa çıkacağız arkadaşlar. Aynı işlemi devam edeceğiz. Ben burayı öreyim. Sonra teker teker de keseyim arkadaşlar. İkinci sırasında tekrardan kol ayarımda görüşürüz. Evet, tekrardan kol yerine kadar ördüm arkadaşlar. Kesip geldikten sonra şimdi tekrardan kol yerindeki yerden devam ediyoruz. Aynı bu ikisini aldım. Modelimiz kaybolmadan hemen buradaki ile buradakini alıyoruz ve gördüğünüz gibi modelimiz bozulmadan bu şekilde geçişimizi yaptık. Bu şekilde öbür kolumuzu da aynı öreceğiz arkadaşlar. Şöyle çok sıkı sıkı olmasın arkadaşlar. Ve bayağı böyle bir kulaçtan biraz daha fazla kadar bu şekilde dümdüz örüp gövdemizi de bitireceğiz arkadaşlar. Hani git gel yapacağız bu şekilde. Bayağı bir kulaç falan, böyle bir karış da olabilir arkadaşlar. Şöyle karışlayın, bir karış. Tabii ben size onu bitirdikten sonra tekrardan kaç santim olduğunu buradan söyleyeceğim. Hani ceketimizin boyunu, kaç santim ördüğümü, orasını, hani gövde kısmının kaç santim olduğunu, kolunun kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Şu an örmediğim için bu ipten kaç santim geliyor bilemiyorum. O yüzden videomun ördükten sonra videomun sonunda onu da söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Evet, arkada böyle arkadaşlar. Şöyle hepsini taktığım için kameranın önünde zor oluyor arkadaşlar. Hani gidip gelmesi, kucağıma alamadığım için örgüyü. Değilse çok zevkli bir örgü arkadaşlar. Örüyorsunuz, kesiyorsunuz, örüyorsunuz, kesiyorsunuz hesabı. Şöyle. Evet. Şimdi
Bayağı bir örelim arkadaşlar. Sizler de örün, ben de öreyim. Bir karış, yaklaşık bir karış örelim. Hani bir ceket boyuna geldiği zaman örgümüzü ölçeceğiz. En sonunda lastiğimizi örüp kapatacağız. Gövdemiz de bitmiş olacak arkadaşlar. Ondan sonra zaten kapşonunu, süslemelerini yapacağız. Şimdilik örelim. Düz bir şekilde lastik kısımlarında az önce söylediğim gibi düğme yerlerini unutmayın arkadaşlar. Bir burada koydum ben, bir burada koydum. Şimdi 1-2 mil daha sonra tekrar koyacağım. Sizler de koyun. Aralıklı bir şekilde düğme şeylerini unutmayın, iliklerini. Evet, sizler de örün, ben de örüm gövdemizi arkadaşlar. Birer karış örelim. Daha sonra yeterli geldiğinde tekrardan sizlerle buluşacağım arkadaşlar. Evet, ceketimizin lastiği kadar olan kısmını ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolları, gövdesi bitti. Şimdi lastiğimizde sıra. Şöyle bu arayı, size lastiğe kadar olan arayı ölçmek istiyorum arkadaşlar. Eğer yapıp da soranınız olursa diyerekten, hani ne kadar örmeliyim diye, koldan itibaren lastiğe kadar olan kısım 21 santim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu gövde 21 santim oldu arkadaşlar. Şöyle kolda omuzdan başlayarak ölçüyorum arkadaşlar sizlere. Lastikle beraber 32 santim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Kolumuzda lastikle birlikte omuzdan 32 santim arkadaşlar. Ceketimizin bittiğindeki boyunu da ölçeceğim lastiği ile birlikte. Hani soran olan arkadaşlarımız olursa, soran eden, pardon konuşamadım da. Evet, şimdi lastiğimize başlayacağım. Lastiğimizle aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir içten bir dıştan olmak şartıyla. Şimdi burada iki tane zincir çekmek istiyorum ve son düğme iliğimizi de koymuş olayım arkadaşlar. Sizler de unutmayın mutlaka. İki tane zincirimi çektim. Şöyle kaldığım yerden bir ters bir düz, bir ters bir düz olaraktan devam ediyorum. Şimdi düz içten düz içten düz sıramızdayız. Bunu takip ederekten arkadaşlar lastiğimizi yapacağız. Düz iç, düz iç, düz iç, düz. Şimdi içten. Evet, bu şekilde lastiğimizi 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. En son sırada örelim, lastiğimizi bitirelim. Aynı bu kol ucumuzdaki gibi. Bu kol ucumuzdaki gibi. Burada 5 sıra ördük, 6 ile kapattık. Burada da 6 sıra örüp 7. sırayla lastiğimizi kapatacağız arkadaşlar. Sizler de yapın, ben de yapayım arkadaşlar. Fazla videom uzun olmasın. Daha sonra kapatma, en son sırasında kapatma yerinde görüşürüz arkadaşlar. Evet. 6 sıra bir içten bir dıştan, bir içten bir dıştan lastiğimi ördüm arkadaşlar. 7. sıramızda da kapatarak lastiğimizi bitireceğim. Kapatmayı kollarda göstermiştim arkadaşlar. Burada da şöyle biraz göstermek istiyorum. Şöyle aldık. Düz aldık. İlmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi içten aldık. İlmek kaydırma yapıyorum. Düz aldım. İlmek kaydırıyorum. İçten aldım.
ilmek kaydırıyorum. Hani bir ters, bir düz. Bu şekilde kapatarak hem de kesmiş oluyoruz. Ne çok sık olsun, ne çok gevşek olsun arkadaşlar. Ayarınızı yapın. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar kapatıp bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ceketimizin gövdesi, kolları bitmiş olacak. Ve bir diğer videomda da arkadaşlar kapşonuyla tavşan süslemelerini yapacağız inşallah. Evet, bu şekilde devam ederekten bitireyim arkadaşlar. Sizler de yapın. Daha sonra görüşelim inşallah. Evet, ceketimizin kesme işlemini de yaptım arkadaşlar. Şöyle iki tane zincir çekip ipimi buradan kopardım. Bu ipimi şöyle bir iğne takıp içinden gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum ceketimin bitmiş durumunu. Şöyle kameramızı da evet odaklayalım. Evet, çok güzel bir ceket oldu arkadaşlar. Yani 1 yaş ve 3 yaş arası veya 2 yaşla 4 yaş arası diyebilirim. Biraz da büyükçe oldu. Gördüğünüz gibi düğmelerini de diktikten sonra şöyle de bir çekim yapayım sizlere. Evet, harika bir ceketimiz oldu arkadaşlar. Şöyle bir netleştireyim sizlerle. Evet. Şimdi arkadaşlar ceketimizin kollarını dikmeden önce kapşonuna başlamak istiyorum ama videom uzun oldu. Bu videomu burada bitireceğim. Öbür videomda kapşonuyla buralara tavşan figürleri yapacağız arkadaşlar. Süslemelerini yapacağız. Bugünlük videom bu kadar. Kollarımızla gövdemizi çalıştık. Ceketimizde. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Dikip bitirince daha da güzel olacak inşallah. Beni buraya kadar sabırla dinleyip izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, destek amaçlı abone olursanız çok çok sevinirim. Aboneler kesinlikle ücretli değildir arkadaşlar, abonelik. Sizlerin desteğiyle biz de kanalımızı büyütürüz. Sizlere daha iyi, daha güzel videolar çekeriz. Evet. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.